bizimdeki Son olarak Samsun Spor'un 3 puan silme cezası almasını seçimler öncesi siyasi ranta çevrilmek istenildiğine dikkati çeken AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, biliyorsunuz bu eski borçlardan kaynaklanan bir durum. Taahhütlerin yerine gelmemesi nedeniyle böyle oluyor. Samsun Spor'un 3 puan silme cezası almasını AK Parti üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Şu anda AK Parti hükümeti yok. Şu anda seçim hükümeti var. Geçen sezon 3 puan silme cezası verildi. Seçimler öncesi siyasi malzeme yapılarak rant elde edilmeye çalışıyorlar. Şimdi yine aynı söylemlerle siyasi rant çabaları var dedi. Puan silme cezasını AK Parti üzerine yıkmaya çalışarak bir şeyler elde edemezler diyen Muharrem Göksel şunları kaydetti. Samsun Spor üzerinden siyasi rant sağlamak için çalışanların bilmesi lazım ki seçim hükümetinde herkesin bakanı var. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Başbakan bizim partimizin lideri bizim genel başkanımız ama hükümet seçim hükümeti. Samsun Spor'un 3 puanının silinmesinin hükümet tarafından yapılıyor değerlendirmeleri çok yanlış. Türkiye Futbol Federasyonu'nun işi bu. Biz her türlü yardım yapmaya devam ediyoruz. Elimizden gelen neyse yapıyoruz. Diğer partilerin milletvekilleri ve il başkanları da siyasi rant çabalarını bir kenara bırakıp Samsun Spor'a ne katkı yapacaklarını düşünseler daha mantıklı olur. Bunu ortaya koymaları lazım. Şimdi yapmaları ve açıklamaları lazım. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın ve milletvekillerinin Samsun Spor'u nasıl kurtarırızın derdinde olduğunu vurgulayan Göksel sözlerini şöyle sürdürdü. Samsun Spor hepimizin bu bir siyasi ranta çevrilmemeli, fuzuli şeylere gerek yok. Bakanımız, milletvekillerimiz Samsun Spor'u nasıl kurtarırızın derdinde. Bu zamana kadar yaptığımız ve yapacağımız belli. Özellikle iki sezondur yaptığımız yardımların ne kadar olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü bunu herkes biliyor. Diğerleri ise Samsun Spor herhangi bir olumsuz durum yaşayınca bunu siyasi ranta dönüştürmekte. Siyasi rant yerine hep birlikte çözüme ulaştırmak daha iyi olacaktır. Kimse kimseyi suçlamasın. Böyle bir şey yok. Samsun Spor'un siyaset arenasında olmaması lazım. Samsun, Samsun Spor hepimizin ortak şehri sevdası. Herkesin de ortak çabayla yükseltmesi lazım. Samsun Spor Yönetim Kurulu bilindiği üzere bizi davet etti. Üç siyasi partinin il başkanları olarak gittik, toplantı yaptık. Bizlere neler yapabileceğimize sordular. Bizler de söyledik. Herkes önerilerde bulundu. Samsun Spor Yönetim Kurulu bizlere Samsun Spor'a ne kadar yardım edebilirsiniz, ne yapabilirsiniz dedi. Diğer parti il başkanları 1 lira verebiliriz diyemediler. Samsun Spor için herkes yapacağını yapsın.